Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 24-30 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, bu hafta Venüs ikizler burcunda ilerlemesini sürdürecek. Haftanın başında Venüs'ün balık burcundaki Neptün'e zıt açısı etkinleşiyor. Ay da balık burcunda olacak pazartesi günü. Bugün biraz kendinizi güvensiz, biraz yetersiz hissedebilirsiniz. Hayatınızda bazı konularda belirsizliklerin, karışıklıkların olması veya sizin bu şekilde hissetmeniz mümkün. Özellikle yakınlarınızdaki kişiler, akrabalar olabilir, bazı seyahat planlarınız olabilir, iş ve ticari konulardaki ilişkiler, iletişimler olabilir. Daha dikkatli yaklaşalım. Hayal kırıklıkları, aldanmalar, bazı kayıpların ya da karışıklıkların olması mümkün. Para konularına da daha temkinli yaklaşalım özellikle sevgili teraziler. Salı gününden itibaren Ay Koç burcuna geçecek. Salı ve çarşamba Ay Koç'ta hareket ederken ilişki dinamikleriniz, eşiniz, partneriniz ve her türlü ilişki ve işbirliği içerisindeki hareketlilik öne çıkıyor. Siz biraz daha paylaşımcı olabilirsiniz ama unutmayın Mars da Yengeç burcunda hafta boyunca. Dolayısıyla Ay Yengeç Koç'tan geçerken biraz ilişkilerde agresyon olması, biraz hani çatışma olması da mümkün. Eşinizle veya iş ortamınızda, üstlerinizle ilişki dinamiklerine de lütfen dikkat edin. Bu hafta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor ayın 27'sinde. Merkür Aslan'da evet güzel, size de güzel bir açıda olacak. Bu sosyalleşebileceğinizi anlatıyor. Daha fazla arkadaşlarla görüşebileceğinizi ve bazı grup çalışmaları içerisinde yer alabileceğinizi, ticari konular, eğitsel faaliyetlerde de aktif bir dönemde olabileceğinizi gösteriyor. 8 Temmuz'da retro harekete geçecek Merkür. O nedenle planlarınızı, programlarınızı, projelerinizi 8 Temmuz'a kadar yapmaya çalışın. Çünkü 8 Temmuz'dan sonraki retro süreci belirsizlikler, karışıklıklar yaratabilir, kararsızlıklar ortaya çıkarabilir. Bu hafta Perşembe ve Cuma'dan itibaren ay artık Boğa'da. Perşembe, Cuma, Cumartesi öğleden sonraki saatlere kadar ay Boğa burcunda ilerleyecek. Parasal konularda iyi günler kazanabilirsiniz. Kazançlarınızı iyi değerlendirebilirsiniz. Daha olumlu, bereketli alışverişler de yapabilirsiniz. Cumartesi akşamı ise ay ikizlere geçiyor. Pazar günü de tüm gün boyunca ay ikizlerde. Venüs de zaten ikizlerde. Gezmek isteyeceksiniz. Seyahat isteyeceksiniz. Belki böyle kısa bir hafta sonu programı olabilir. Şehir içi geziler, kültürel geziler olabilir. Ya da önümüzdeki dönem için bir tatil organizasyonu, planı, programı yapabilir. Onunla ilgili ayarlamaları da yapabilirsiniz. Tüm bunlar için yani iletişimle ilgili, geziler, seyahatler, ulaşımla ilgili her türlü konularda hafta sonu koşullar sizin lehinize ilerleyebilir. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.